O, kimilerine göre aldığı kararla kurtarıcı. Son 50 yılın Merkez Bankası başkanları ne sıkıntılı dönemlerini o geçirdi. En çok uykusuz o kaldı. Belki hani simyacı demek lazım. Çünkü 100 yılın kriziyle uğraştı. Kimilerine göre hatalı. Acaba bu işi, bu parasal genişleme işini çok mu uzattı? Bahsettiğiniz bilanço 600 milyar dolardan 4 trilyon dolara geldi. Hatta krizi çıkaran isimlerden bir tanesi. Uyguladığı politikaların ekonomik, politik, sosyal sonuçlarının ne olacağı yolunda tarihin hükmünü vermediği kanaatindeyim. Hangisi olursa olsun o dünyanın en güçlü isimlerinden biri, belki de paranın tek patronuydu. One of a president's most important appointments is chairman of the Federal Reserve. O isim Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Başkanı Ben Bernanke. If we do not act boldly and immediately, we will replay the depression of the 1930s. Only this time it will be far, far worse. 8 yıl boyunca o koltukta oturdu ve şimdi veda etme vakti geldi. Sanıyorum tarihe iyi bir Merkez Bankası Başkanı olarak geçecek. İşte Bernanke'nin hikayesi ve Bernanke'nin oyunu.